Evet arkadaşlar, bugün günlerden 12 Ekim 2021'i bitirirken saat 23.30 tam. Bu videoyu arada bir aperatif mi diyelim, öyle bir video olacak. Twitter'da biraz önce bahsettim, ben bu gece herhalde yatmayacağım millet uyumasın diye. Bir tweet attım, dedim ki bu 72 saatlik kritik bir, benim için özellikle 72 saatlik bir kritik bence. Yani yaklaşık 3 gün sürecek benim kırmızı alarm bölgesi. Yani benim kafamdaki düşüncelere göre giden bir piyasada kartları sahaya süreceksek bile pozisyonları artırmayı da düşündüğüm, eğer ilave bir mermi sıkılacaksa doğru yer olduğunu düşündüğüm noktada olduğumuzu düşünüyorum. Ama bu videoyu çekme sebebim piyasa değil. Zaten piyasa için neler düşündüğümüzü, ne ettiğimizi, bırakın dünü, bir haftayı, 2 seneyi, 98-99'dan beri yazıyoruz. Zaten onunla alakalı da birkaç şey söylendi. Ben sadede geleyim. Nereden esinlendim ve bu ara videoyu çekme gereksinimi duydum. Hem de arşivde kalması hem de kendi içimde olan şeyleri de anlatayım. Hem soru olarak da gelmiş. Bazısı sormuş işte Akinonya ne demek, Kentuf ne demek. Kentuf şu demek, Kentuf Kenan Tufan'dan geliyor. Kenan benim takma adım, esas ismim, kimlik ismim Tufan. Kenan Tufan'dan geliyor. Akinonya nereden geliyor? Akinonya, ilk Akinolu diye bahsetmiştim, Levent abi. Levent abinin ismi aslında Levent değil, onun hikayesini de anlatacağım. Levent abi sonra Kıbrıs'ta sağdan direksiyon var biliyorsunuz ters. Orada araba kullanırken vefat eden birisi. Levent abi dediğime bakmayın, isminin Levent'le alakası yok. Anlatınca şey yapacaksınız. Ve bu videoyu çekme sebebim de aslında bu akşam gördüğüm EA plakalı bir aracın hala var mı diye. Erdoğan Arpacıoğlu'nun yıllarca kullandığı özel plakaydı Erdoğan abinin arabasındaki. LV plakada bu Levent abi dediğimizde aslında Levent abinin de Akinonya terimi de ondan geliyor. Akinonya da şöyle benim hafızamda kaldı. Levent abi işte bir yurt dışına gidiyorum diyordu. Adama da böyle Akinonya gibi bir terim kullandı. Öyle bir ada yok tabii. O zaman tabii böyle Google'dan arayıp bazı şeyleri bulamıyorsun. Ben de o Akinolu'yu Kentuf'la birleştirip Akinolu Kentuf dedim. Bizim orada bunu da anlatmış olabilirim. O zaman büfeye gelip giden bir çocuk var. Bizim büfenin iki yanında bir tane bayan var. Meşhur bir çocuk psikoloğu. Ona işte böyle tedavi amaçlı çocuklar getiriliyor. Çocuk böyle özel bir çocuk. Ve çocuğun özel olmasının sebebi sinirleniyor. Camdan aşağı bilgisayar atmış bir çocuk. Çocuk böyle çok zeki olduğu için işte buna psikiyatri tedavisi şey yapmışlar. Bunu anlatmış olabilirim, çok eski videoları önermişler. Ben de o gün Akinoye terim işte böyle Levent abiyle böyle Kentuf'la birleştirmişiz falan falan espri derken çocuk böyle büfedeyken, ben büfedeyim o zaman. Geldi abi dedi, senin ismin ne dedi. Ben de dedim ki Akinolu Kentuf dedim, tamam. Çocuk aa dedi, ne güzel isimmiş abi falan dedi. Çocuk kafa buluyor tabii. Çocuk tabii ufak, o zaman yanlış hatırlamıyorsam ya 8 yaşında ya 9 yaşında. Neyse çocuk böyle haftada 2 defa geliyordu. Bir 10 gün geçti sanıyorum. Çocuk tekrar geldi. Çocuk dükkandan içeri girdi. Bana dedi ki Akinolu Kentuf abi nasılsın? Böyle şok oldum tabii. Yani çocuk nasıl unutmadı diye. Ben bile o terimi unutmuşum yani, Kentuf devamlı orada bana söylendiği için o kadar şey yapmıyordum çünkü kendi ismim. Neyse şöyle bir şey oldu sonra. Ben onu o sıra forumlar ilk işte kurulduğunda dediğimde, o işte aracı kurum forumu olsun, ondan sonra hisselet forumu, ben hep Akinolu Kentuf olarak nickname aldım. Akinonya'da Levent abi anlatayım ben şimdi size. Benim ilk tanıdığım Akinolu ve benim hayatıma dokunanlardan ve benim borsaya girmeme vesile olanlardan biriydi. Onun da hikayesini anlatayım size. Bizim dükkan tam Amerikan İstasyonu'nun köşesi, hala bizim. Benim birader işletiyor, benimle alakası yok. Mülkle benim sadece alakam var. Onun tam karşısında eczane vardı. Yanında kasap vardı. Bir de lokanta vardı. O kahve dünyası var şu anda orada. Orada tam kasabın olduğu yerin önünde, tam eczaneyle kasabın arkasında, eczanın orada bir tane kırmızı araba var. Bu kırmızı arabada bu Kara Şimşek firmasının
filmi vardı. Belki hatırlayanlar vardır. Transen, Kıt, bizim çocukluğumuzun filmiydi bu. Kara Şimşek filmi. O filmin meşhur arabası. Orada işte şöyle söyleyeyim size. Onun kırmızısı tahmin ediyorum onlar 3-4 kasaydı. O Freebird dedikleri General Motors'un çıkarttığı Transam. Ya 83 model ya 84 model ama ya yurt dışından getirip bir takım sıkıntılar vardı. Neyse araba hemen şu köşenin arkasında yatardı devamlı. Adam da bazen bir adam gelirdi açardı çalıştırırdı arabayı. Ve şey yapardı nasıl diyeyim size böyle üzerine böyle bir su dökerdi falan. Böyle arabanın tozunu böyle camları falan şey yapardı, çalıştırırdı, giderdi. Adam böyle gayet düzgün giyimli. Adam belli bir müddet sonra bizim büfeden de alışveriş yapmaya başladı yani dükkanda. Adam böyle gayet düzgün giyimli İstanbul beyefendisi bir adam. Bizim burada zaten yurt dışı vatandaşlığı olup İstanbul beyefendisi çok vardır. Eskiden daha fazla vardı ki çok kişi 2000 senelerinde falan ulusa falan o tarafa taşındı. Neyse çocuğum Levent abi. Ben hala Levent abi diyorum tabii de. Açıkçası gerçek ismini de bilmiyorum. Belki aracı grubu biliyordur, onu da bilmiyorum. Tos diyor falan. Ben o zaman ufağım tabii. Ufağım derken kaç yaşında? Yani dediğim 88-89 yılları. Ben 12 yaşında falanım herhalde. Ama dükkana devamlı paket servise falan okul dışında geliyorum. Hafta sonları oradayım, yazın oradayım falan. Bir gün şey oldu, ben arabayı tabii o zaman Kara Şimşek dizisinden de böyle ağzımız açık seyrettiğimiz için Levent abi dedim ki biz cumartesi günleri temizlik yapardık. Ben abi dedim su dökelim dedim arabana dedim yani sen zahmet etme falan dedim. Aa dedi, yok dedi falan. Ben bir gün cumartesi günü bizi hortum bağlardık işte dükkanın önünü temizlerken. Ben arabasını yıkadım. Bir seferinde yıkadım. O arabanın da çok iyi, sonradan bir hikayesi var. Onu da anlatacağım size. Arabayı yıkadım. Ondan sonra işte adam gelince temiz gördü falan. Bana bağış falan veriyordu. Benim de hoşuma gidiyordu tabii. O zaman borsa falan yok tabii. Yani adamın borsa ile ilgilendiğiyle de şeyimiz yok. Nihayetinde Levent abimizle bu şekilde tanıştık. Neyse. Araba orada hep yatardı. Burada şöyle bir şey oldu. Erdoğan abi de çok eski tanıyorum. Erdoğan abinin plakası 92 yılı mı, 93 yılı mı ne? Böyle denk geldiler böyle bir şeyde. Çünkü Erdoğan abi beni çok severdi. Dükkana gelirdi devamlı. Ve bana işte o anlattığım o şeyler yani maçlara iddiaya girerdi işte ayakkabı alırdı falan. Levent abiyle tanışma fırsatı buldular. Çünkü aynı sokakta oturuyorlardı yani. Ben de şu anda o sokakta oturuyorum. Nişantaşı Sezai Selek Sokak. Zaten Sezai Selek Sokak Hak Menkul'ün açıldığı sokaktır. Hatta Hak Apartmanı'nın içindedir. Hak Menkul kimindir? Hak Menkul da Hayrettin Bey'indir. Hayrettin Bey kimdir? Hayrettin Bey de borsanın duayenlerindendir ve Takas Bank'ın da ortağıydı yani. Ve Aygaz'da büyük hissedarlardı falan filan. Neyse. Hak Menkul sonra Philip Capital Menkul Değerler oldu zaten. Neyse çok sonra oldu tabii. Levent abi şöyleydi. Biz işte büfeden tanıştık. Ben ona böyle şey yapınca o da bana işte bağış falan veriyordu. Benim de hoşuma gidiyordu. Neyse. 92-93'lerde işte o zaman herhalde ayaklı borsa var. Piyasalarla ilgileniyorum falan. Bazen de ortadan yok oluyor bayağı zaman. Gelmiyor. Bir ara toplu veriyor. Meğer yurt dışı vatandaşlığı olduğu için herhalde 6 ay gidiyordu. Veya işte belli bir müddet gidiyordu geliyordu. Neyse bir gün ben onun evine de paket servis götürüyorduk biz. Hemen o Güzelbahçe Sokağı'nın bitiminde yanılmıyorsam orada Nevide Apartmanı var. Büyük ihtimalle orada oturuyordum. Neyse biz bunu evine de yapıyorduk. Bir gün benden şeyde sipariş istedi. Aracı kurma sipariş istedi. İşte 94 yıllarında tahmin ediyorum açıldı o. Şeye, orada üstte seans odası vardı anlattığım gibi. Girerdim böyle. Şu anda orası da görüntüleme merkezi. Seans odası da en sondaydı. Büyük beze afişli şey açılmıştı. Bir yer. O ilk dediğim gibi ilk bez afişte işte görüntü verme, ayaklı borsadan işte dijital ekranlara geçişler falan şeydi yani o zaman
Hakmenkul gibi pek kurum yoktu benim bildiğim ilk. Ondan sonra arttı zaten. 96, 97, 98, 99 öyle hep arttı. Ya bu gelişmeleri tabii yakından takip etmemin sebebi bizim oraya paket servis yapıyor olmamız. Yani ben de o sırada işte Levent Bey evine vermiyor sipariş. Sabah oraya veriyor. Hatta ben gazetesini alıyordum. Bir ekonomi gazetesi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonraki seneler mi? Radikal mi alıyordu? Yanlış hatırlamıyorum. Orada yanıltmayayım. Neyse ben buraya paket servis yapıyorum. Şimdi adamın arabası, giyim kuşamı falan filan ister istemez etkiliyor. Yani ilk borsaya hesap açtırmamızın sebebi kendisidir. Şöyle oldu. Ben o zaman gittim. Aracı kuruma dedim ki abi dedim ben dedim bir hesap açtırayım dedim. Ben şimdi bağışlar topluyorum. İşte hafta sonu maçlara bazen su alıp satıyoruz falan. Böyle para topluyorum. Ben hep tutardım yani şeyi. Bana dediler ki yok dediler sen açtıramazsın hesap. Sen dediler yaşın tutmuyor. Sen dediler baban gelecek. İşte ben de babama söylemiştim. Babam da işte eski otobüs şoförlüğü yapmış, kamyon şoförlüğü yapmış büfecilikten önce. Biz 82-83'te gelmişiz nişanlıştık büfeye. Ondan önce babam kamyon şoförlüğü, işte otobüs şoförlüğü yapmış. Yolda işte Ünye Çimento'yu gördüğü için o zaman Ünye Çimento alalım demiş. Çimento işine de girişimcisi öyle babamın. Ama şeyleri çok başarılı yani tuttuğu için. Benden daha başarılı olduğunu söyleyebilirim yani o kafasındaki. Neyse. Biz işte girişimiz öyle oldu. Ve orada EA işte Erdoğan abinin plakası. Senin plakada LV miydi ne? Levent'in muhabbeti de oradan geliyor aslında. Evet evet Levent gibilerini. Meğer isim tabii dediğim gibi yani yabancı ülke vatandaşı da olabilir. Yani ismi biraz şey olduğu için telaffuzu zor. Aa, böyle iyi Levent abi dediğim zamanı da hatırlıyorum. Neyse. Aradan işte bir bize şöyle bir şey oldu. Onu söyleyeyim sana. Dokunuşu nasıl oldu? Ben onu anlatmıştım daha önceki videoda. Bir çimento hissesi alıyoruz. Dünya değil ama. 97'de mi? 96-97 gibi hatırlıyorum. Ben işte o batışım ve çıkışım ve batışım ben çok iyi bir para kazandırdı bize. O para kazandıktan sonra ben işte araba alıyorum falan. Sonra batıyorum. Battıktan sonra pedal arkamdan temerrütü kapatmak için batışımda şöyle oldu benim. Bakın tekrar anlatayım onu. Ben Türk Hava Yolları hissesi alıyorum. 24 liradan açığa 40 liraya kadar her gün açıkta para kazanıyorum. Alıyorum, satıyorum gün içi falan. Gün içiyi de yeni öğrenmişim. Dünyaları ben yaratmışım gibi. Beni de çocuk uyarıyor oradaki kurumda bir tane kekeme vardı şey böyle işlem yapan kekeme diyoruz ona. İsmini hatırlayamıyorum ama Hasan olabilir. Orada bakın hatırladıklarım da onları da sonra anlatırım. Neyse konuyu bölmeyeyim. Türk Hava Yolları'nı 40 liradan aldığımda ben normalde hesabımda 10 lira varsa 150 liralık alım yapıyorum mesela öyle düşünün. Tahta taban oluyor. Özelleştirme dairesi şeyleri iptal etmiş özelleştirmeleri. Kamu kağıtları işte o zaman Türk Hava Yolları, Petkim falan filan taban oluyor. Taban oluyor soruyorum taban oldu ne yapacağız falan filan. Alıcı gelse veremiyoruz falan. Yani psikolojik olarak veremiyoruz o kadar zarar var. Kafamda başımda büyüyor tabii. Şimdiki gibi online böyle ekranda da görmüyorsun tabii. Manuel hesaplıyorsun yani böyle öyle hesabı görme gibi şeyi devri yok o zaman. Neyse bir ekstra çıkartıyorlardı o zaman. O zaman görüyorduk. Neyse. İkinci gün taban. O zaman hiç unutmam 4 lira 4 lira mı düşüyordu? 36'dan 32 liraya düştü. Oradan 28. 27 lira da alıcı geldi ama ben veriyorum malı para yok. Üzerine hiç unutmam teşvikiyede bir dairenin parasının yarısını vermiş peder. Ama ben de 2 gün sonra asker evine gidiyorum. Öyle bir battım yani. Ama peder Allah razı olsun yani hiçbir şey demedi. Yani o üzerimizdeki o şeyi de ödedim. Orada şey olduğum zaman orada battığım zaman da bir kağıtta da söks adı da gözaltına alınmış kağıt. Öyle bir şey oldu. Üzerine 98 krizi oldu. Ben ama dediğimiz gibi her yoldan koşturduğumuz için orada anlattığım her şey doğru. Nişantaşı'nda herkes, Beşiktaş'ta herkes at yarışı oynamaya başladı. At yarışına devam ediyorum. Sermaye oluşturmaya çalışıyorum. İşte abimi o zaman diyorum işte bana diyorum şöyle yardım et falan. Yani şeyde de askerdeyken de rahat durmuyoruz. Yani yine şeyde bölüye işte bir tane ufak televizyon aldık. Teletext'ten takip ediyoruz. Yine oradan telefondan at yarışına devam ediyoruz. Hatta oradan askerden beni tanıyan varsa ben ölçme taburunda yaptım. 57 topçu alayı havaalanının yanında Çorlu'da. Orada herkes bilir benim telefondan şey yapardım. Telefondan at yarışı ve
TRTX'den şey yapıp aracı kurumdan hala cüzi de olsa işlem yapardım. Ya şimdi öyle bir şey ki insan şey kafasında şöyle algılıyor. Yani bu adam hala burada oynuyorsa büyük bir şey ama hiçbir şey kalmamıştı aslında orada ama öyle bir hastalık yani damardan girilmiş şöyle bir şey var bakın. O işte araba aldım dediğim araba benim yani sonra da batırdığım yani 10-15 gün sonra hakkın rahmetine ulaşan şey aldığım şey Türkiye'de 3-4 kişide olan bir şeydi. Ve ilk başta kazanmak mı kaybetmek mi o farklı bir şey ama ben ilk başta kazanıp sonra batanlardanım. Sonra ben o kazanma aşkını görmemiş olsaydım devam etmezdim yani. Öyle bir psikolojileri yaşadım yani. Birçok defa yaşadım yani bir kere değil. Onu sonra anlatırız. Şu anda onu 99 işte Levent abinin ölümüyle o tanışma faslı arasında bırakalım. Bir gün birisi geldi. 99 senesinin bir şeyi. Ben askerden dönmüşüm işte işlemler yapmaya başlamışım falan filan. Ve en son elindeki kağıt, onu da anlattım. EGS Dış Ticaret'te, EGS Dış Ticaret'te maliyetimiz Levent abinin de yüksekti en son hatırladım. Ben diyordum ki ulan Levent abi 6'dan almışsa bu kağıt 1,5 liraya bedava falan filan. Ben sonra almaya, paçal yapmaya, ufak paramla devam ettim. O Söksa'dan çıkan parayı ben EGS Dış'a çevirmiştim. Şöyle şey oldu. Ben şöyle hesaplıyordum. Bakın onu da anlatmışımdır. Ben diyordum ki EGS Dış Ticaret var elimde belli bir lot. Kağıt 2 lira, 1,5 lira. Diyorum ki 11,5 olunca ben borsadaki bütün zararımı çıkartıyorum. Pedere olan borcumu ödüyorum. Yani böyle uçuk bir ay. Diyorum şu olur bu olur. Şimdi borsa çıkmaya başladı 99 senesinde. Ve depremde bile ben mal satmadım. Hiç kımıldamadım. Çünkü kaybedecek ve kazanacak hiçbir şey kalmamış. Psikolojisi yerlerdeydi benim. Ve bazı arkadaşlar dalga geçmiş benim bu at yarışlarıyla alakalı. Ben Türkiye'deki ilk İzmir, Bursa yarışlarını 94-95 yılında manuel olarak koştukları mesafedeki dereceleri ortalama alıp çıkartıyordum ki sonradan bu bilgisayar ortamında yapılmaya başlandı. Bu da ayrı bir bilgidir size. Ben o kadar derinlemesine takip ederdim. Neyse. Biz orada şey oldu yani kafamda öyle bir şey düşünüyordum. Oraya gelirse ancak ben kurtulabiliyordum. Çünkü her zaman bana bakışlarıyla onu hissettiren bir aile yapısı gibi düşünüyordum ben. Neyse orada şöyle bir şey oldu. Onu da anlatmışımdır. Belki tekrar hiç izlemeyenler de şeydi. Ben EGS Dış Ticaret sonra battı bu arada arkadaşlar bu şirket. Ben topladım derken o zaman ne oluyor? Yemek fişlerinden para geliyor. Babam çok ilgilenmiyor. Abimden para geliyor. Ben işte diyorum ki kendi param falan. Ben devamlı alıyorum. Devamlı alıyorum derken yani ufak rakamlar yani şey ama o hedef olarak elimdeki mala gördüğüm, koyduğum 11,5 lira ciddi bir hedef yani. Diyorum 11,5 lira. Şöyle düşünüyorum onu da. Yani diyorum Levent abi bunu 7 lira, 8 lira, 6 liradan aldı. Bunun adamın ortalaması 6 lira. Levent abi yok ortalıkta bu arada. Diyorum bu adam diyorum bana aldırdığı kağıt 6 liradan 37 liraya gitti. 30 lira da sattı. Bu adam gene 30 lira da satacaktır bu kağıdı. O yüzden almıştır diyorum. Tamam. Gelse diyorum böyle düşünüyorum. Neyse. Sonra yükselmeye başladı. Ben hiç unutmam. İşte askerden de gelmiştim. Bir şeyler olmuştu bana. Bir memlekete gideyim dedim. Kağıt o zaman ama bütün borsa rallide. Yani deprem olduğunda birkaç gün düştü tekrar yükseliyor falan. 99'da büyük bir ralli oldu. Yani böyle insanın aklını başından alıp götürecek bir ralli oldu. Belki bizim kısmetimiz o oldu. Ben şimdi o zaman yine telefonla ulaşabiliyorsun. Ben bu arada onu da anmış olacağız. Onu sonra söyleyeceğim. Bunu gerçi şu anda karıştırmayayım. Bir şey geldi aklıma da. Ben Rize'ye gittim. Memleketime gittim. Köyüme gittim. İşte böyle olur ya yazın gidersin işte askerine gelmişsin herkesi gör falan muhabbeti gibi derler. Bir de dükkanda çok yoğun çalışacaktı. Gittik. Tam gittiğimde hiç unutmuyorum. Hisse 6,5 lira mı 7 lira mı neydi? Ama oraya kadar hep böyle çıkıyor %4 düşüyor %3 falan filan. Tabii o muhabbetleri bilmiyorum. Sırf kafamda şu var. Ben 11,5-12 liraya bu malla girersem bütün çıkınca paramı babama işte bu borcu bir şeyi işte zamanında dediklerini şey yapabilirim söyleyebilirim. Bana da sermaye olur falan filan diye düşünüyorum. Yani başka hiçbir düşüncem yok yani. Çıktım. Rize'ye gittim.
İşte orada bir teleseksi televizyon bulduk. O zaman köy bizim işte atıyorum çay elinden yukarıda bir yerde. Bilardo oynadığımız yerde bir teleseksi televizyon buldum. O zaman bilardo yaygındı. Adamı açtırıyorum teleteksten falan. Ulan baktım kağıt tavanda. İşte 8.80 tavan. 2-3 gün sonra mı ne? Ulan çok iyi falan. Sonra işte gelene kadar İstanbul'a kadar 10.30 falan. Ben 11.200'den ertesi gün geldim. 11.200'den verdim. 11.200'den verdim malları. 11.200, 11.5 tam emin değilim. Öbür videoda da o tarz bir şey. O civarlardan verdim. Sonra 14 liralara, 15 liralara kadar gitti. Ondan sonra sert bir düşüş oldu borsada zaten falan. Ondan sonra battı şirket. Yani ben sattıktan bir 6 ay sonra, 7 ay sonra mı ne, battı zaten şirket. Sonra zaten 2000'den sonra 2001 krizi geldi. Orada da şöyle bir şey oldu işte. O zaman işte ilk sabit çıkartınca babama dedi işte, ben babama dedim şeydi yani, şöyle bir şey oldu. Babama dedim ki yani, dedim böyle böyle bir şey olmuştu dedim, sen dedim ödemiştin. Ben dedim bu parayı dedim şu an, ha dedi kazandın mı dedi. Babam o zaman işte Ümraniye'de bir yer almış işte, şey oradaki arsayı benim üzerime aldı. Orada işte sonra biz bina yapıldı işte. Biz oradan işte daireler falan ileride sermaye oldu bana da gene. Öyle bir şey oldu yani, bir sabit enstrümana hemen gitti yatırdı işte, o da düz mantık gene bu kaybeder diye. Orada hiç unutmam, o da bir derstir. Orada atıyorum çıktık bir para diyelim, 30 lira çıktık. 3 lira 4 lira gene bıraktık borsada. Tamam mı mesela atıyorum. Sonra 2001 krizi çıktı, o da gitti yani. Kalsaydık o da gidecekti. Neyse arkadaşlar, yani burada bunu da anlatmış olduk. Şöyle ona anlatayım. Bir gün birisi geldi dükkana. Merhaba merhaba. İşte biz dedi buraya çok sık takılırmış dedi. Bizim dedi birader dedi. Biz dedi yurt dışındayız dedi. Yurt dışında dedi trafik kazasında vefat etti dedi. Buraya da dedi çok takılırız. Size dedi herhangi bir borcu var mıydı dedi. Yok abi dedi, ne borcu? Bizim ona çok borcumuz var dedi. Ne borcu? Biz tabii başımızdan aşağı, hiç unutmam, bugün böyle tüylerim diken diken oldu. Dedi ben dedi biliyorum dedi. Yani buraya geldiğini biliyordum dedi. Biz de beraber de geldik dedi. Belki hatırlamıyorsunuz falan. Biz tabii baştan aşağı şey oldu falan. Nasıl oldu dedik. İşte Kıbrıs'a gidiyor. Kıbrıs'ta işte direksiyonlar tersteyken olduğunu düşünüyorlar. Yani herhangi bir içki yok, bir şey yok. İşte ona alışık olmadığı için bir kavşakta bu gerçekleşmiş. Öyle ölmüş, vefat etmiş. Neyse böyle bir şeyimiz var, anısı var. Bu plakadan, bu akşam gördüğüm plakadan işte EA'dan LV'ye gelip işte oradaki Transem kitten buraya. Orada belki de biz o arabayı ben orada işte onunla ilgilenmesem, o muhabbetlere girmesem, biraz aslında böyle espriyi seven ama yine de böyle sert mizaçlı birisiydi. Yani onu hissedebiliyordum. Özel seans odası vardı o üst kata. Orada herkes giremiyordu oraya. Oraya ben sandviç mandviç götürdüğüm için diyalog ve bana 6 liradan aldırdığı bir kağıt mesela 4 lira görmüştü en düşük. 37 lira gördü. Dönüşte 30 liradan falan çıkarttırmıştı bizi. Ve böyle önerilerde bulunurdu şöyle, ama genelde her şeylerden de haberleri vardı. O zaman kap haberleri telefonlara gelirdi. Kap haberleri ilk o üst katın telefonuna gelirdi. Oradan birisi inerdi aşağıya, seans odasına, şu şirkette bu haber falan. O zaman herhalde belli bir ekrana düşüyordu. Öyleydi yani, 97-96'larda öyleydi. O tabii ayaklı borsadan o 94'e geçişte, o aralarda da oynamıştı. Ben oradan biliyorum zaten. Ama şöyleydi. Yatırım, hatta şu anda meşhur bir medya patronu, o zaman çok ismi duyulmuş bir adam. O zaman çok onun efsaneydi. Şu anda nasıl bazı hisselerde bir adam var söyleniyor ya. O zaman o kişi çok meşhurdu. Şey derlerdi, onu da mesela hep böyle abartırlarken, bu meseleyi hiç unutmam. Mehmet abi şey demişti. Fabrikalarının yerini bile bilmiyor. Millet abartıyor ya, bilmiyor falan filan filan. O kağıtlara girmezdi ama. Hatta hiç unutmam, yine böyle sert hareketler ederdi onların tahtaları. O zaman onun tahtası da 3 taneydi. Bir pazarlama kağıdı, 2 tane elektrik şirketi, biliyorsunuz. Ben özellikle o elektrik şirketini çok severdim mesela. Çok işlem yapardım orada. Neyse arkadaşlar, bu vesileyle de Levent abimizi ve Erdoğan abimizi de tekrar anmış olduk. O yani Akinonya ismi nereden geliyor? Hiçbir anlamı yok. Sonra işte biz bunu forum kurulunca, yani hissenet kurulup Akinonu Kentuf daha çok şey olmaya başlayınca, Akinonya kendi iş dünyamda ve bunun tarihi var. Ben onunla alakalı bir şey de yayınladım.
Akinonya'da belli insanlar var. Bu belli insanların haberleri, bazı şeyleri önceden aldıkları inanılıyor. Bu kişiler Akinonya'da adaya üye olmak için, mesela diyelim 20 üye var. 20 üyenin de onayı gerekiyor. Herkes Akinonya Adası'na üye olamıyor. Herkes girip çıkamıyor. Bazı kuralları var arkadaşlar. Onları ben ileride anlatacağım size. Bazı arkadaşlar giriyor ama yani çok deşifre edemiyorum bazı şeyleri. Bazı işte kahramanlarımız var. Çiziklerin Efendisi, Monokolu var. Yani Temelius var. Yani bunlar daha önceki şeylerde bir ara vardı. Hatta sildik o uçan şeyde. Bir ara bir forum uçtu. Bizim orada daha çok vardı. Sonra bir ara tekrar yazmaya çalıştım. Sonra vakitsizlikten devam edemedim bu saçmalıkları yazmaya. Saçmalık değil aslında, eğleniyorum ben de. İyi de bir senaryo çıkabileceğine de inanıyorum. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi burada bizim ilk şey yaptığımız, ilk işlemleri yaptığımız zamanlarda hiç olmasa bazı akıl hocalarımız olmasına rağmen, o zamanlar bile onlar da kendince 10 sene, 8 sene deneyimliydi. Zamanla tabii insanlar daha deneyim ediyor. Ne kadar insanlar bazı iş kontrolü, bazı şeyleri öğrense bile yaşayarak öğrenmesi kadar daha şeydir. Yani yaşayarak öğrenmek daha doğru olanıdır. Öbür türlü ne kadar birileri bir şey anlatsa da sadece iş kontrolü öğrenirsin. Bizim o ilk başta, işte videonun konusu da bu olsun. Yani ilk başta kazanmak mı, kaybetmek mi? Bence ilk önce kazanmak daha önemli. Çünkü kazandığın zaman oradaki getiriyi veya bazı şeyleri gördüğün zaman, alternatif ürünlere kadar, kaybettiğin zaman onun için savaşıp tekrar masada kalman gerekiyor. O yüzden benim kendi kişisel görüşüm tabii. Ama bizim zamanımızda kaldıraçlı işlemler çok az olmasına rağmen, sırf borsayla, daha çok borsayla ilgilenmemize rağmen bile çok acılar yaşadık ki şu anda alternatif kaldıraçlı ve türev ürünler çok fazla hayatımızda. O yüzden çok tehlikeli. Yani bir değere yatırım yapmak daha mantıklı. O yüzden borsa tarafında kalmak belki daha şey, borsanın bir de türev ürünü olmadan, yani varantı, işte kaldıracılı işlemlere girmeden bunları yapmak gerekiyor. O yüzden arkadaşlar, bu akşamki videoda böyle olsun. Ve uyarımızı da başta yaptık zaten. Onu zaten hafta sonu gelecek olan diğer videoda, yani haftalık değerlendirme videosu ya cuma gelir ya cumartesi ya da pazar günü gelir. Orada zaten görmüş olacağız. Şey doğru mu acaba düşünmüşüz diye. O zaman belli olacak. Zaten benim pozisyonum belli. Olur olmaz. Onun zaten o çok önemi yok. Görüşmek üzere arkadaşlar. Çok konuştum gene. İyi akşamlar.